yaprağı yeşil. Aman bir yar elinden, altında kahve pişir. Yandım bir yar elinden. Beni sana vermezler, aman da bir yar elinden. Aklım başına devşir, oy nerelere gidem elinden. Aman bir yar elinden. Abi fiyatlarımız çeşitli olarak değişiyor. 3 liradan 10 liraya kadar çeşitlerimiz var. Mesela örnek verebilir miyiz? Ya mesela biz ikinci setini dediğimiz 9 lira, 10 lira, 8,5 lira civarına gidiyor. Evet. Kalkalı dediğimiz zeytin, bizim kalkalısı 2,5 liradan 4,5 liraya kadar giden zeytinlerimiz var. Evet. Çeşitine göre, kalibresine göre. Evet, Nizip gerçekten Türkiye'nin pazarı. Evet. Buradan nerelere zeytin gidiyor efendim? Buradan Antep, Maraş, Adıyaman, Urfa, Diyarbakır, Mardin, bu bölgelere yoğunlukla gidiyor yani. Şu an bir aydır devam ediyoruz. Yaklaşık 2 ay daha süre devam ediyor. 2 aya kadar daha. Şöyle çiftçiye sorduğunuz zaman durumundan memnun mu? Fiyatlardan memnun mu efendim? Çiftçi ne diyor? Abi çiftçi perişan durumda. Evet. Zeytin 2 liradan, 3 liradan, 4 liraya giderse bu adam ne yapsın? Evet. Perişan durumda yani. Geçen yılla bu yılı bir değerlendirsen fiyat arası. Geçen yılla bu yıl hemen hemen aynı oranda yani fiyat olarak. Çok iyi değişiklik yok. Değişiklik yok. Peki efendim. Teşekkürler. Sağ ol abi. Vallahi zeytin geliyoruz. Burada iyi zeytinleri Urfa'ya getiriyoruz. Evet. Nasıl bu sene fiyatları nasıl buluyorsunuz? Fiyatlar normaldir bu sene. Geçen sene geri bu sene zeytin daha çok. Daha bereketli. Evet. Mahsulü beğeniyor musun? Mahsulü, kalitesini beğeniyor musun? Kalite güzel yani. Geçen sene o kadar kalite yoktu yani. Millet hep şikayetçiydi. Evet. Bu sene inşallah şikayet olmaz. Yani kurtuluk yok bu sene zeytinden. Güzel evet. Yani bir sene. Evet, bereketli geçer. Aldınız mı zeytin de alacak mısın? Vallahi aldık. Birkaç parça aldık. Evet. Dün de getirdik. Yeni başladı zaten. Peki efendim. Bir de yağmurlar yaksın ondan sonra başlıyor. Biraz geç başladı arkadaşlara gelir. Peki efendim. Teşekkürler. Sağ olasın. Bu sene zeytin fiyatları 3 senede beri aynı paraya zeytin satıyoruz. Zeytin fiyatlarımız düşük maalesef. Evet, ne kadar mesela? Şu an 2,5'tan 5 liraya kadar biz gelip satıyoruz kalkalı zeytinliklerimizi. Evet. Gemliklerimiz 3 seneden beri fiyatlarımız aynı. Yani zeytinimiz bizim devletimize bize biraz şey yapıyor burada. Sahipsiz zeytinimiz maalesef. Evet. Burada odalar olsun, şeyler olsun. Çiftçiler nasıl karşılıyor bu durumu? Çiftçiler de aynı şekilde sistemkar. 3 seneden beri aynı paraya satıyor vatandaş. 3 seneden beri aldığı mazot nereye varmış, gübre nereye ulaşmış, yani gömüye nereye ulaşmış. Zaten bu kilo başına 1 lirasını gömüye alıyor. Evet. Yani şu anda çiftçi şeyden fiyattan memnun değil. Evet. Tabii evet. Zeytin Nizip'te gerçekten artık Türkiye'nin satış noktası oldu. Buralardan nerelere zeytin gidiyor efendim? Buradan Türkiye'nin her tarafına zeytin gidiyor. Bizim isteğimiz bize güzel bir yer yapılması, daha değerli topluyor. Bu Nizip'imize kalıcı bir şey olsun. Bize güzel bir yer yapılsın. Buradan Niğdeli, Malatyalı, Maraşlı, Urfalı, Adanalı, Adıyamanlı, Kilisli, Hataylı hepsi gelip bizden mal alıyor buradan. Peki efendim. Hepsi. Yani biz bu işe sahip çıkmamız lazım. Bu işi elimizde tutmamız lazım. Bu şekilde burada olursa bu işi elimizden kaybederiz biz. Peki, teşekkür ederim. Pazarımız elimizden gider. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Mehmet Türmez, Şanlı Urfa Zeytinciler Dernek Başkanıyım. Evet, buyurun. Yıllardır geliyoruz Nizip'ten zeytin alıyoruz. Nizip'ten başka yok. Nizip gerçekten zeytinin merkezidir. Ama burada ben buradan belediye başkanlarımıza bir seslenmek istiyorum. Burada akşam üzeri çok trafik izdihamı yaşıyor. Zeytincilerimize, esnaf arkadaşlara güzel bir yer yapsın. Kalıcı bir yer yapsın. Hal pazarı gibi bir zeytin halı yaparsa daha da güzel olur. Bu sektör gerçekten yani Türkiye'de zeytin deyince Nizip akla geliyor. Fıstık deyince Nizip akla geliyor. Onun için belediye başkanlarımızdan ricamız buranın esnafına sahip çıksın. Zeytinleri güzeldir. Fiyatları nasıl buluyorsun sen bu yıl? Fiyatları vallahi hemen ortalama 2 yıldır aynı fiyatları uygundur yani. Yani işçi de köylü de emeğinin karşılığını almıyor yani yazık. Bak arkadaşın az önce dediği gibi Ahmet abimizin zeytinci esnafımız yıllardır aynı yani çiftçi mazot nereye gitti gübresi olsun. Emek bir yömye 100 milyon işçi yömyesi. Yani adam sabahtan akşama kadar 5-6 sepet topluyor yazık onun emeğine de yazık yani hakkı şey değil yani. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.